Canım, canım benim, canım. Nasılsın anneciğim? Şimdi iyi. Sen evine döndün ya, artık çok iyi. Allah nazardan sakladı Ahmet. Canım. Abi, seni çok özledim. Hoş geldin. Dur kız Selim Fişek. Sana taze ceviz topladım. Öyle mi? Kabuğunu da soydun mu? Soydum tabii, bak. Taze ceviz nasıl burnumda tutuyor bilirsen. Ama en çok sen. Olmadı ki cevizler. Azıcık daha bekleyeydim. Olsun. Ben onun elinden zehir olsa yerim. Yasemin, çay hazır. Hadi hadi, bu deli kızı bekleyecek olursak kavuşmamız mahşere kalacak. Yazını uçakta okudum. Yine 12'den vurmuşsun. Aman gazetenin kapanmasına vesile olur diye ödüm kopuyor ya. Boş ver artık. Hadi içeri girelim. Bırakın hadi, kapı önündeki muhabbeti. Hadi. Gel bakalım. Hadi. Yürü. Nereye bakıyorsun öyle matmazel Yasemin? Sizi hiç alakadar etmeyen bir yere Matmazel Petit Işık. Annem söylenip duruyor, haberin olsun. Bu senin işini de hatırlatırım. Her zamanki gibi uykudan kalkmayınca kabak benim başıma patladı. Of ya. Dün ben gitmiştim ama. İki gün üst üste kim gitti uykucu? Bir kere oldu. Bir kere olmuş. Zaten sen fırından gelene kadar çörekler bayatlıyor. Hiç de değil. Aa, ne bu sabah sabah, kafam şişti. Geç bakayım yerine. Sen artık genç kız oldun. Yakışıyor mu böyle yetişmeler? Azarlama benim güzel kızımı. Artık üniversiteli oluyor o. Üniversiteli oluyormuş. Kafası da 10 yaşında bile değil. Sevdiğin çöreklerden aldım babacığım. Oo, hem de sıcacık. Kaçta geliyor? Öğleden sonra. Evde ağırlamamız daha münasip değil mi Rıza? Boş ver. Büyük kulüp daha iyi. Hem sen de yorulmazsın. Aşk olsun, ne yorulması? Koskoca başvekil senin için kalkmış ta adaya geliyor. Yorulur muyum hiç? Adam o kazadan nasıl kanatlanıp kurtuldu ama, değil mi? Kanatlandı da olan bana oldu. Bacağımı kese biçe bir hal oldular. Allah'a şükür iyisin. Bastonu da attın artık. Verilmiş sadakamız varmış. Tabii o çocuk olmasaydı. Ahmet yani. Nasıl herkesin yardımına koştu. Beni de çekip dışarı çıkarmasa belki ben de eşek cennetini boylayacaktım. Aman aman, Allah'ım korudu ya Rabbim. Çok efendi çocuk. O aileden nasıl çıktıysa. Bakma sen, Şevket de iyidir. Beni kaç kere ziyarete geldi, unutma. Yollarımız ayrılsa da arkadaşız biz. Evet, orası öyle. Ne o ufaklık? Kumaya mı hazırlıyorsun? Defne'ye götüreceğim. Sen sütünü içtin mi bakayım? Bunu içmeden şuradan şuraya gidemezsin. Öff, aman. Işık, ağzını sil. Aman. Yorgun musun oğlum? Pek değil. Uçakta uyudum biraz. Yine de dinlen biraz bence. Annemin mecburi öyle uykularını hatırladım birden. Sen de az pazarlıkçı değildin. Bunun karşılığında muhakkak bir şey isterdin. Şimdi de faytonla bir ada turu istiyorum. Özledin değil mi? Hem de nasıl. Şu bahçeden girerken gelen çiçek kokuları var ya. Hiçbir şeye değişmem. Tamam, söz. Seninle güzel bir ada turu yapacağız. Sonra da kulübe ineriz. Bu da ne böyle? Işık Defne'yi çağırıyor, parola bu. Işık kim? Karşı komşunun kızı. Bizim Rıza'nın kızı. O kız Defne'den büyük değil miydi? O ablası Yasemin. Ha. Bu küçük kızları. Doğru ya, kaç yıl geçti, bazen unutuyorum. Demek beni bırakıp gidiyorsun. Sen dinleneceğim dedin ama. E hadi git bakalım. Yalnız bir şartla. Uyandığımda yanımda olacaksın. Tamam. Güzel kız.
Aa, Şevket yine bir şey yemedi bu kız. Bırak üsteleme, acıkınca yer. Baba, Rıza amcanın bana çok değerli bir saat yolladığını biliyorsun değil mi? Hem de İsviçre saati. O uçaktan beni de çıkar bak neler yapıyorum. Az bile. Yine de düşünmüş olması incelikli bir hareket. Nasıl bir saat? Güzel mi? Biraz gösterişli bir şey. Pek kullanamadım. Ne de olsa milletvekili Zevki. Ayıp, çok ayıp. Anne. Evde olmana alıştık Rıza. Çalışmaya başlayınca keyfimiz kaçacak. Ona da alışırsın, merak etme. Yok, ona alışamadık yıllardır. Yüzünü göremiyoruz ki, nasıl alışalım? Milletvekili karısı olmak kolay mı? Bazı fedakarlıklar gerekiyor elbette. Keşke babanın küçük berber dükkanında çalışıyor olsaydın diye isim geliyor ama... Demek berber karısı olmak istiyordun ha? Dükkanı kapatır eve gelirdin. Bilirdik ki akşam evdesin. Şimdi öyle mi ya? Nasıl olsa o günler de gelecek. Ömür boyu milletvekili kalacak değilim ya. O küçücük dükkandan buralara gelen kocan da iftar edeceğine şikayet ediyorsun bir daha. Aa, aşk olsun Rıza. Biliyorsun ki öyle değil. Papatya. Annem gitti pazara, babam gitti kız almaya, abim gitti okula. Papatya. Ne getirdin Ragıp amca? Al bakalım. Aa, geldi mi? Baban evde mi? Şu çocuğa bak, ne şeker. En sevdiğim resimimiz olan. Günaydın kızlar. Günaydın Lale abla. Günaydın. Resimler de güzelmiş. Evet öyle Lale abla. Abla nerede güzelim? Odasında. Tamam. Bak. Aa, ben hayatımdan memnunum. Neymiş bu? Telgraf, postacı getirdi. Hayırdır inşallah. Hoş geldin. Merhaba Rıza Bey amca. Hoş geldin Lale. Nasılsın Nezahat teyze? Hoş geldin Lale'cim. Yasemin yukarıda. İyi, ben yukarı çıkıyorum o zaman. İyi haber mi? Çok iyi haber. Kardeşinle oğlu geliyorlarmış. Galatasaray Lisesi'ne Deniz'in kaydını yaptıracaklarmış. Sahi mi, ne zaman? Oku. Ne oluyor? Odalara kapanmalar filan? Ne oldu bir bilsen? Bir şey olduğu belli de. Ahmet döndü. Ahmet döndü mü? Gördün mü? Gördüm. Neyse. Ne oldu, konuştunuz mu? Konuşmadık. O beni görmedi ki. Görmedi mi? Nasıl yani? Saklandın tabii. Saklandın değil mi? Onu görünce o kadar heyecanlandım ki karşısına çıkarsam duygularımı anlar diye korktum. Ah aptalım benim. Dalga geçme Lale. Tamam tamam. Bunları sonra uzun uzun konuşuruz zaten. Sen hala hazır değilsin. Yarış 1,5 saat sonra başlıyor. Hadi toparlan da çıkalım artık. Tamam. Ne o? Uyuyamadın mı? Yok. Bir an önce kendimi dışarı atmak istiyorum. Burayı çok özlemişim. Hadi o zaman. Aa, üstümü değiştireyim. Aa, vişne likörlerinizi içmeden bir yere bırakmam vallahi. Ellerimle yap. Burada kalsın, sonra devam ederim. Hayırlı işler. Bizim eski yelkenli duruyor mu baba? Duruyor. Bu yıl Defne heveslendi yelken yapmaya. Ama bayağı öğrendin değil mi baba? Aa, öğrendin tabii. Okyanus bile geçebilirsin ha. Yasemin abla. Aa, nasılsınız Mehmet Bey? Işık gelmedi mi? Gelmiştir belki. Bilmiyorum. Gelecekti.
Abi bak, Işık'ın ablası Yasemin bu işte. Şimdi hatırladın mı? Yasemin'i hatırlamaz mıyım? Seni Işık sandı. Herkesi birbirine karıştırıyor. Ama o kadar büyümüş ki tanımakta müşkülat çektim. Nasılsın Yasemin? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yasemin bugün yarışanlardan biri. Öyle mi? Muvaffakiyetler dilerim. Teşekkür ederim. Sen de lale olmalısın. Evet, neyse şansın var, beni hatırladın. O kadar olacak. Bütün yaz evinizden çıkmazdı. Ben çok uzun zamandır buralara gelmemişim ama. Tabii herkes değişmiş değil mi? Aileyi hatırladın mı peki? Mutlaka hatırlıyorum da benim kusuruma bakmayın bugün. Helahat'in kızı. Hani bize o güzel entarileri diken. Aa tamam. Nasılsın Ayla? İyiyim, teşekkür ederim. Ayla benim meslektaşım, tıp fakültesinde okuyor. Aa öyle mi? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çocuklar biz içerideyiz, gidelim. Gidelim. Necdet nasıl? Gelecek mi yarışa? Şimdilerde burada olması lazım. Abi! Ahmet! Hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç haberim olmadı. Sen ne zaman geldin? Yeni bu sabah. Yavaş ol. Bu ne acele? Ortadan yok olmak istiyorum. Beni tanımadı. Beni tanımadı. Düşünsene. Benim seher günüm onunla geçti. Sakalım yok bugün, niyesin? Temelli mi döndün? Temelli. Hoş geldin. Kimsenin haberi yok. Şimdi içeride herkes çok şaşıracak. Gel. Zahmetleriniz için çok teşekkür ederim Nezahat Hanım. Ah, rica ederim. Berin Hanım gelecek diye onun çok sevdiği tatlıyı da yapmıştık ama başka sefere inşallah. Selamlarımı iletirseniz memnun olurum. Teşekkür ederim. Sayın Başvekilim, Ankara'ya ne zaman dönüyoruz? Bir aksilik olmazsa yarın. İstanbul faslı biraz uzun sürdü. Bir iki gün dinlenmek iyi olurdu ama... Hoş dinlenmeye de vakit yok ya aslında. Celal Bayar'ın düşüncesi bu yönde ama. İstirahate çekilmenizi tavsiye etmişti. Onun kastettiği istirahat başka türlü bir şey. Buraya Rıza Bey'i ziyarete gelmem de benim için istirahat aslında. Beni çok mütehassıs ettiniz Sayın Başvekilim. O uçakta ne de olsa kader birliği içindeydik. Sizi o vaziyette görünce çok endişelenmiştim. Neyse, benim için birkaç ameliyat ve uzun bir nekaat dönemine mal oldu. Bir süre devlet işlerinden uzaklaştım ama bitti. Evet, bitti. Çok şükür. Meclis berberimiz saçlarınızı düzene koymuş. Bu konuda seni memnun etmek neredeyse imkansız. Rıza Bey'i nasıl keşfettim biliyor musunuz? Kuzeni İstanbul'a geldiğinde saç tıraşımı yapardı. Bir gün yerine ortağını göndermiş. Rıza'ymış. Kendisi rahatsızlanmış, mecburen ortağını yollamış. O gün böyle elim ayağım birbirine karışmıştı. Ama becermiştin. Bu vesileyle de konuşma fırsatı bulduk. Yerinde tespitler, hitabet sanatı. Baktım istidat var, cesaret de var. Olmaz mı? Arkadaşı Şevket Gürsoy'la bizim Cihannüma'nın camlarını alaşağı etmişti. Babam koş yakala demişti. Ancak Rıza'yı yakalayabilmiştim. Şu savcı Gürsoy mu? Evet. Asıl yakalamanız gerekeni kaçırmışsınız. Yo. Asıl işimizi yarayanı yakaladı Adnan'da. Bize faydası dokunacak olanı. Ne zamandır haberleşmedin? Hatırladığım kadarıyla en son sana Lozan'a bir mektup yollamıştım. En son cevap gelmeyince adresinin değiştiğini düşündüm. Evet, kısa bir süre Paris'te kaldım. Sonra da Londra'ya gittim. Seni yakalamak mümkün değilmiş zaten. Ben de kabahat tabii. Sana yeni adresimi bildirmem lazımdı. Neyse boş ver. Artık buradasın, bir önemi yok. Ama biliyor musun, her şeyi bıraktığım gibi buldum. Ada hep bildiğin gibi. Partiler falan. Eğleniyoruz işte. Neler çalıyorsunuz son zamanlarda? Bu aralar Elvis. Ama hala Everly Brothers, Roy Orbison. Ama tabii kızlar özellikle Elvis'e bayılıyorlar.
Dünyanın her yerinde bayılıyorlar ona. Yeni plaklarını getirdim. Öyle mi? Hı-hı. O zaman en yakın zamanda bir parti veriyoruz demektir. Ne partisiymiş bu? Bak, bak. Parti lafını duyunca nasıl da heyecanlandı. Kim heyecanlanmaz ki? Ama zaten daha önce Yasemin'in doğum günü var. Dikkat dikkat. Bütün yüzücülerin başlama noktasında hazır olmalarını rica ediyoruz. Dikkat dikkat. Bütün yüzücülerin başlama noktasında gün yelkene gideceğiz. Gelmek ister misin? Çok isterdim ama Paris'ten bir arkadaşım geliyor. Michel. Onu karşılamak için havaalanına gitmem lazım. Neyse boş ver. Başka zaman yaparız. Hatta Michel'i de alırız. İyi misin? Yaralandın mı? İyiyim. Bir şeyim yok. Birden karşıma çıkınca. Kusura bakma. Neyse ki bir yerine bir şey olmadı. Ah, ne aksilik. Çok üzgünüm. Önemli değil. Yardım ister misin? İstersen eve kadar yardım edebilirim. Teşekkür ederim. Gerek yok. Güzel anne ama... Ne aması? Benim için fazla abartılı değil mi? Çabuk giy şunu bakayım. En azından üstünde nasıl duruyor bir görelim. Aa, o kadar emek harcandı. Anne! Of anne, nasıl giyeceğim ben bunu? Kızım, bugün senin doğum günün. Abartılı olacak tabii. Canım, hem bu elbisenin nesi abartılı Allah aşkına? Sana uygun sade bir model bulalım diye Melahat'la göbeğimiz çatladı. Dön arkanı. Ha. Kıpraşma. Merhaba. Hoş geldin Lale'cim. Hoş bulduk. Ne oluyor? Hı. Ne olacak? Yine savaşıyoruz. Peri kızı gibi oldum maşallah. Daha çok güzel görünmeye çalışan zengin kızlarına benzedim. Lale, şu kıza bir şey söyle Allah aşkına. Bu elbisenin nesi var, nesi abartılı? Abartılı falan değil ki. Harika bir şey, bayıldım. O zaman dik kafalı arkadaşını ikna et, giymeyecekmiş. Aa, niye giymiyorsun? Sen ne zaman benim üstümde böyle bir şey gördün Lale? Görmedim. Ama artık görmek istiyorum. Bir bakar mısın? Öyle yakışıyor ki. Üstelik annenin hediyesi, giymemek ayıp değil mi? Küpeler. Mahvoldum. Babamın hediye ettiği küpenin teki yok. Demin sokakta düşürdüm. Bisikletle yere devrilince. Ne diyorsun hiçbir şey? Birazdan anladım. Geliyorum. Ayağına bir şey giyseydin bari. Bunu mu arıyorsun?
Yerde buldum. Arkandan yetişip vermek istedim ama o kadar hızlı gittin ki. Düşmene sebep olduğum için galiba bana biraz kızgındın. Hayır, kızgın değildim. Bana öyle geldi o zaman. Defne'yle yollamayı düşünüyordum. Neyse, lüzum kalmadı. Teşekkür ederim. Benim için çok kıymetliydi. Bu sabah babam doğum günüm için hediye etmişti. Hmm. Demek bugün doğum günü. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kabalık ettiysem özür dilerim. Yani düştüğüm zaman. Kendimi aptal gibi hissetmiştim. Hepimizin başına gelebilir. Ben de sık sık düşerim. Öğleden sonra doğum günü partim var. Yani... Yani? Gelirsen memnun olurum. Gelirdim ama havaalanına gitmem lazım. Bir arkadaşımı karşılayacağım. Sonra da onu yalnız bırakmam ayıp olur. Onu da getir. İsterse o da gelebilir. Olur. Burayı ve arkadaşlarımı çok merak ediyor. Hem de hepsini bir kere de tanımış olur. İyi o zaman. Doğum günü elbisen bu mu? Evet. Annemin sürprizi. Çok güzel bir elbise. Sana da çok yakışmış. Herkesten önce ben mi gördüm yoksa? Öyle oldu. Görüşürüz. Tamam. Buldun mu? Buldum. Bil bakalım ne oldu? Hı? Yolda gelirken Ahmet'le karşılaştım. Doğum günüme davet ettim. Bravo. Sana da bir sürprizim var. Michelle'i de davet ettim. Sahi mi? Hı hı. Saçımı daha iyi taramam lazım. Hoş bir tokan var mı? Hatırla sevgilim, o mesut geceyi. Çam